kesirli, cebirsel ifadelerle çarpma işlemi. Vay be! Evet, bu videoda işleyeceğimiz konu bu. İsmi biraz karmaşık duyulmuş olabilir ama korkmayın, hiç de zor değil. Hemen başlayalım. Diyelim ki elimizde a bölü b var. Ve bunu c bölü d ile çarpacağız. Evet, burada videoyu durdurun ve bu çarpma işlemini isterseniz bir kendi başınıza deneyin. Kesirlerde çarpma yaparken payları ve paydaları birbirleriyle çarparsınız. Kolay. Mesela bu iki kesirin payları ne? Payları a ve c. O halde a ile c'yi çarpacağız. A çarpı c de a c eder. O zaman a c bölü, şimdi paydaları çarpalım. B çarpı d, yani b d. A c bölü b d. Peki, bu iki kesri çarpmak yerine birinci kesri ikinci kesre bölmek isteseydik ne olurdu? A bölü b bölü c bölü d. Şimdi yine burada videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunu bir kendiniz deneyin. İki kesri bölmek için birinci kesri ikinci kesrin tersiyle çarpabilirsiniz. Evet, kulağa yine biraz karmaşık gelmiş olabilir ama yapmamız gereken şey aslında çok basit. Hemen yapalım, görün. Yapacağımız işlem şu. A bölü b çarpı c bölü d'nin tersi, yani d bölü c. A bölü b çarpı d bölü c. D'yi de kendi rengiyle yazalım. Aslında bu çarpma işaretini de kullanmayalım çünkü x ile karışabilir. Cebirsel ifadeler yazarken çarpma işaretini x ile karıştırabiliriz. O yüzden nokta ile gösterelim. A bölü b çarpı d bölü c. Güzel. Bu işlemin sonucu ise payda a çarpı d, yani ad olur. Bölü payda da b çarpı c, yani bc olur. Ad bölü bc. Çok kolay. Şimdi biraz daha zor bir örnek yapalım. Bakalım bunu da diğerlerini çözdüğümüz gibi hemen çözebilecek miyiz? Evet, elimizde 1 bölü a eksi 1 bölü b bölü c olsun. Ve bunu da 1 bölü d'ye bölelim. Evet, bayağı karmaşık görünüyor, öyle değil mi? Evet, burada da isterseniz yine videoyu durdurun ve bu işlemin sonucunu tek bir kesir olarak bulmaya çalışın. Tek bir kesir. Ben bu işlemi bölümlere ayırarak yapacağım. Böylece her aşamada, her bölümde ne yaptığımızı daha iyi anlayacağız. Hemen 1 bölü a eksi 1 bölü b ile başlayalım. Bu işlemi nasıl çözeceğimizi çok iyi biliyoruz. Böyle değil mi? Ne yapacağız? Ortak paydayı bulacağız. Ortak payda. Buraya yukarı yazalım. 1 bölü a eksi 1 bölü b. 1 bölü a'yı b bölü b ile çarpalım. 1 bölü a'yı b bölü b. B bölü b nedir? 1. O zaman kesirin değerini değiştirmedim. 1 bölü a'yı 1 ile çarpmış oldum. Peki sonuç ne oldu? B bölü b a. Peki 1 bölü b'yi de a bölü a ile çarparsak, a bölü a nedir? O da yine 1. Bunun sonucu ne olur? A bölü b a. Peki, paydaları eşitlediğimize göre buradan b eksi a bölü b a ya da a b elde ettik. Peki, bunları neden yaptık? Paydaları eşitleyebilmek için. O halde sonucu buraya yazalım. Eşittir b eksi a bölü a b. Ve şimdi bunu c'ye böleceğiz. Ne demiştik? C'ye bölmek demek, c'nin tersiyle çarpmak demek. O halde bu ifadeyi 1 bölü c ile çarpmamız yeterli olacak. Kolay. Devam edelim. Son olarak ne vardı? Bölü 1 bölü d. Pekala. Ne yaptık? Biraz önce burada bir bölme işlemi vardı. Bu ifadeyi c'ye bölmek yerine c'nin tersiyle çarptık. O halde burada da aynı şeyi yapacağız. Yani 1 bölü d'nin tersiyle çarpacağız. 1 bölü d'nin tersi ne eder? D bölü 1 eder, yani d eder. Çarpı d bölü 1. Şimdi işleme bakacak olursak, payda b eksi a
çarpı 1 çarpı d var. D parantez içinde b eksi a yazalım. Paydada ise a, b, c var. Ve son olarak çarpma işleminin dağılma özelliğiyle bu parantezi açalım. Evet, dayanın bitmesine çok az kaldı. D çarpı b eksi, kullandığımız renklerle devam edelim. D çarpı a bölü a, b, c. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay.